Merhaba arkadaşlar. Bugün işten yeni geldim. Direkt köpeklerimin yanına geldim. Çünkü bir bahçeyi temizleyeceğim. Bayağı bir bahçemiz kirlendi. Şu hanım beni hiç yalnız bırakmıyor. Güzel kızım. Bunlar da bayağı kirlendi arkadaşlar. Dün buraya beton filan geldi. Yerler hep beton. Şuraları görüyorsunuzdur. Burası inşaat yeri. Betonlar gelince tabi patlayan betonlar oluyor, kirleniyorlar, yerlere filan dökülüyor. Süpürdüm de şuraya kadar bir yağmur yağması gerekiyor. Yağmur yağdıktan sonra da köpüşleri bir banyo yaptıracağım. Köpüşler derken burada su. Buz! Babacım, buz da kenara gitti. Burada şimdi gelir. Buz! Şşt! Somurka! Sanki bütün her şey gitmiş yani. Öyle bir soğuk surat ifadesi var ki. Şu onu da rahat bırak. Kuyruk kene ya. Arkadaşlar böyle uğraşıyorum. İşte bayağı bugün işlerim var. İşte her gün tamamıyla böyle oluyor. İşten geliyorum. Köpeklerimin yanına. Buraları toparlıyoruz. İşte dediğim gibi betonlar gelmiş. Buralarda betonlar bayağı var. Bayağı kirlendi. Buraları süpürdüm de olmadı işte. Pislikler bizi bekliyor. Bunları toparlayıp süpüreceğiz. Sileceğiz. Şurada oyuncakları var bari. Oyuncaklarını alayım. Bakın. Kızilli. Ayı. Çocuklar ya. İşte bunlarla böyle geliyorum. Bir vakit geçiriyorum. İşten geldikten sonra sularını falan dolduruyorum. Tazeliyorum. Yemeklerini hemen vermiyorum arkadaşlar. Yemeklerini biraz vakit geçtikten sonra veriyorum. Bir eve gidiyorum, kendim yemek yiyorum. Ondan sonra geliyorum tekrar ikinci kez köpeklerimin yanına. İkinci kez geldiğimde yemeklerini veriyorum. Sular eksildiyse tekrar suyunu tazeliyorum. Ama burada bayağı bir işim var. Etraf çok kirlenmiş. Orada tozlar falan var. Bu olayı nasıl çözeceğim bilmiyorum. Aşırı derecede kirleniyor etraf. Buz. Babacı, bunlar da beni hiç rahat bırakmıyor ya. Yani şu kız var ya, çok tatlı ya. Bu kız. Bu kız var ya, çok tatlı, çok tatlı. Saatlerce böyle sevebiliriz bunu. Kendini böyle sevdirebilir arkadaşlar saatler. Yere kapaklanmayı çok seviyor. Ne oldu kız? Buzda. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın tarzında. Bir de şunu size söyleyeyim arkadaşlar. Ben köpeklerimi küçüklükten beri iyi ettiğimden ötürü arkadaşlar ağızlarında yemek varken, işte oyuncakları varken, su içerken her zaman rahat bir şekilde dokunabiliyorum. Hani hiçbir çelişkim yok benim bu konuda. Kızilli. Oyuncağı paylaşamıyorlar. Tabii ki de oyuncak buzun eline geçmesi lazım. Buz rahat edemiyor. Buranın ağası buz. Su da kendini nasıl kirletmiş ya. Şurada bir leke gördüm de garanti bir yere kendini ıslanmış. Islanınca demek ki buzun salyası falan geldi. Ondan ötürü bozuldu. Kim o? Kim o? Bak. Bak. Kim o? Bak. 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 Kim geldi? Bir yandan da arkadaşlar video çekerken fotoğraflarını çekiyorum. Kullandığım telefon, video çektiğim telefon iPhone 7 Plus. Hem video çekerken fotoğraf da çekebiliyoruz, hem Instagram'a da güzel fotoğraflar atıyoruz arkadaşlar. Instagram adresimiz dogaltan-buz. Takip edin arkadaşlar. Bu arada TikTok'ta da dogaltan-buz takip edebilirsiniz. Buz beyefendi o oyuncağıyla
oynamaktan vazgeçmiyor. Biraz oyuncağı alayım da başka şeylerle ilgilensin. Bir de kurnaz geliyor, kilime yatıyor. Su garibim ya. Ama çok kirlendiler ya. Beyaz köpek gerçekten çok çabuk kirleniyor. Yani şu şekil size yeri biraz daha yakından göstereyim. Hani ayakkabımın izi bile çıkabiliyor. Görüyorsun bak, hep toz. Beton yani. Şu gün başım hep kirleniyor. Ne yapıyorsunuz çocuklar ya? Deli misiniz siz? Kudruklar ya. Buz otur. Şşt, otur. Birbiriyle uğraşıyorlar. Çok uğraşıyor. Yani. Ben de gerçekten bu şekil bahçede köpeklerimi izlemekten çok mutluluk duyuyorum. Yani bana bir belgesel geliyor. Çok eğlenceli, çok zevkli. Mutlu oluyorum. Diyorum ki bu hareketiyle ne yapmak istiyor? Sırtını işte böyle yaparak, bu yere koyarak, ters üstü durarak ne yapmak istiyor? İşte kaşınıyor mu? Suyu ne anlatmak istiyor? İşte şimdi o kenara kaydı. Su yerine kalktı. Nerede oğlum o? Koş bakayım. Kurnaz bu yolu tercih ediyor. Düz yani, kurnaz diyorum onu. Bu yolda çünkü çakıl taşlar ayağına gelmiyor. Buraları da bayağı yükselttim arkadaşlar. Buz beyefendi çıkabiliyor filan. Bazen öyle hareketler yapıyor. En son komşular buzu şu tuğlaların üstünde yakaladı. O zamandan sonra da işte şöyle biraz kaldırdım. Çıkamıyor da. Bak. Ah. Buz. İşte böyle uğraşıyoruz. Ben de bir yandan video çekerken, başta dediğim gibi fotoğraf da çekiyorum Instagram için. Bahçede işte böyle bunları sürekli uğraşıyorum. Bu aralar dışarı çıkarmıyorum arkadaşlar. Buza gerçekten gücüm yetmiyor. Buz gerçekten güçlü bir köpek. Hele ki dediğim gibi her iki köpeğimi de beraber dışarı çıkartamıyorum. Çıkardığım zaman sıra sıra çıkartıyorum. Ayrımcılık kesinlikle yapmıyorum. Ayrımcılık iyi bir şey değil. Hayvanların da bir duyguları var. Onlar da her şeyin farkında. Suya bir şey de diyemiyorum. Su çok alıngan bir köpek. Galiba dişi olduğundan kaynaklanıyor. İşte adını söylesem bile hemen bak. Ya kızım sen ne tatlısın. Senin burnunu ısırayım ben. Yani saatlerce böyle tutsam hiçbir şey diyemeyecek ya. Kendini yere atıyor. Tamam. Seveyim seni. Yani suyla saatlerce uğraşabiliriz. Bir de bu aralar şeye baktım. Şu göbek bağları var ya arkadaşlar. Annenin karnındayken. Şu gördüğünüz yer. Buz gel bakayım buraya. Buzun orada hafif bir şişlik var. Veteriner aslında danıştım. Onun normal olduğunu söylediler. Buz gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Dışarıdan ses gelince. Allah'ın koruma içgüdüleri yüksek oldu. Yat. Yat babacığım. Yat babacığım. Çok toz olmuşlar ya. Acilen bunları da yıkamam gerek. Hoşuma gitmiyor böyle toz olması da. Buranın bir kesinlikle yağmur yağması gerekiyor. Direkt hortumum yok. Buraları direkt temizleyip yıkayacak. Gücüm yetmez yani yağmurun yettiği kadar. Buz gel buraya. Gel buraya. Buz. Yat. Yat. Buzun bir
Göbek bağlanıcı da göstereyim arkadaşlar. Yat. Yat. Buradaki göbek bağı da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekil. Bir meme gibi büyüdü. Ha, bu göbek bağı. Bilmiyorum, burada veterinere danıştım ama bir sıkıntı olacağını söylemedi bana. Normal dedi yani bu göbek bağının böyle olması. Önceden böyle değildi. Yani tabii suya göre neredeyse suyun ufak memeleri kadar memeleri de var. Ama önceden böyle değildi göbek bağı. Şimdi böyle oldu. Dikkatimi çekiyor, kontrol ediyorum. E canı yanmıyor ondan ötürü. De farklı bir şey değil. Burada oyun oynuyoruz. Ölü taklidi mi yapıyor? Ne yapıyor? Sinek geldi, rahatsız oldu. Hadi gel. Hadi gel. 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 Hadi benim aslan oğlu. Hadi benim kaplan oğlu. Hemen üstüne çıkayım, ben de babamı seveyim diyor da işte. Üstümüz basılmış, kirleniyor aşırı derecede arkadaşlar. Şu beton olayı da bayağı kirletiyor şöyle bir. Göstereyim, bayağı leke falan oldu. İşte bak. Ayı. Buradan. Buradaki kurnazlığını size anlatayım arkadaşlar, buraya çıkmasının sebebini. Bak. Bak al. Al. Buz. Buradaki kurnazlığı iş arkadaşlar, şurada görüyorsunuz. Şöyle bir elimizi sokmak için, kilidi açmak için bir gözümüz var. Buradan dışarıyı kesiyor. Şurada kedi geçiyor mu geçmiyor mu falan, pişman muhabbetine. Değil mi Buz beyefendi? Kurnaz Buz. Onları takip ediyor. Dışarı kilitlendi. Kim var orada? Kim var orada? Bak. Kim var orada? Bak. Gidiyorlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Ben de etrafı toparlayayım. Çünkü hava kararmaya başladı. Bayağı bir. Gideceğim, yemeklerini hazırlayacağım. Tabii ki de yemek dediğim takviye gıdalar arkadaşlar. Takviye gıdaları da mamadan sonra veriyorum. Bayağı bir işim var, temizleme işi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.